yöntemlerle, tuzaklarla, tahriklerle bizi yıpratmaya, aramıza fitne sokup bizi parçalamaya yeltendiler. Onlar da başarısız oldular. Kızılçamam'da gerçekleştirdiğimiz 20. istişare toplantımız her şeyden önce AK Parti'nin nasıl bir birlik içinde olduğunu, nasıl kardeşlik içinde olduğunu, nasıl taptaze bir heyecan içinde olduğunu tekrar dosta, düşmana ispat etmiştir. 3 Kasım 2002 seçimlerinde %34 oy oranıyla milletimiz bize hükümet olma vazifesini tevdi etmişti. En son 12 Haziran seçimlerinde milletimizin desteği %50 oranına ulaştı. Şu anda anketlerde AK Parti'nin oyu %50'nin de üzerine çıkarak 52 civarında görünüyor. İnşallah Türkiye'nin en önemli meselesi olan terör meselesini çözdüğümüzde, kardeşliğimizi daha da pekiştirdiğimizde, engelleri kaldırıp her alanda daha büyük hizmetleri gerçekleştirdiğimizde milletimizin teveccühü daha da artacaktır. Bizim şu anda hedefimiz 2023. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle 2023'e ve 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Eylül ayında Büyük Kongremizde bir başka büyük hedefi, uzun vadeli bir hedefi 2071'i ilan etmiştik. Biz o tarihi göremeyecek olsak da bugün doğan çocukların öyle bir hayalle, öyle bir tasavvurla, öyle bir hedefle büyümesi için şimdiden zemini, şimdiden yolu hazırlıyoruz. Bu arada bugünün gençlerinin, bugünün çocuklarının inşallah erişecekleri bir başka önemli yıl dönümünü de bir hedef olarak burada bugün ilan etmek istiyorum. Evet, İstanbul'un 1453 yılındaki fethinin 600. yıl dönümünü, yani 2053 yılını da AK Parti olarak hedeflerimiz arasına alıyor. O büyük yıl dönümü için de şimdiden hazırlıklara başlıyoruz. Muhtemelen şahsım dahil birçoğumuz o tarihe de erişemeyeceğiz. Ancak bugün 20'li 30'lu yaşlardaki gençlerimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için daha yaşanabilir, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek, İstanbul'un fethedildiği dönemdeki gibi dünya lideri bir Türkiye imar etmek için şimdiden kolları sıvıyoruz. Genç kardeşlerimizin şunu özellikle hatırlarında tutmalarını rica ediyorum. Eğer Süleyman Şah olmasaydı, onun hayalleri, onun hedefleri olmasaydı, Ertuğrul Gazi olmazdı, Osman Gazi olmazdı. Eğer Osman Gazi İstanbul'un fethinden 154 yıl önce İstanbul'un, Tuna'nın, Nil'in, Dicle ve Fırat'ın hayalini görmeseydi, Fatih Sultan Mehmet olmazdı. İstanbul'un fethi olmazdı. Bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmazdı. Bizim neslimize birer Fatih Sultan Mehmet olma hedefi verilmedi. Böyle bir özgüven aşılanmadı. Ama biz bugünün nesline, bugünün gençlerine birer Fatih olma, Fatihler yetiştirecek anne babalar olma şuurunu vermek, onlara iddialı hedefler sunmak zorundayız. Merhum Arif Nihat Asya Fetih Marşı'nda aslında bunu çok güzel ifade ediyor. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme,
Hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet değerli kardeşlerim, biz 2023 için somut hedefleri yakalama mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Ama buna ek olarak 2053 ve 2071 hedefleri için yeni fatihler, yeni alparslanlar yetiştirme şuurunda bu özgüveni de gençlerimize güçlü şekilde aktaracağız. 2053 yılında bugünkü muhalefetin ne durumda olacağını tahmin etmek hiç zor değil. Yine büyük bir ihtimalle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2053 yılında, yani 40 yıl sonra MHP'nin 140. yılda nasıl iktidara geleceğinin aritmetik hesaplarını yapıyor olacaktır. İnşallah AK Parti bugünün gençleri, bugünün çocukları yönetiminde dünyanın en büyük devleti yaptıkları Türkiye'yi daha da büyütmenin, 2071 hedeflerine ulaştırmanın aşkı, şevki, mücadelesi içinde olacaktır. Şimdi 2053 için bize de yakıştırmalar yapanlar olacaktır. Allah ömür verir de 2053'e ulaşırsak emin olun biz durmak yok, yola devam diyenlerden oluruz. Ya da biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ya da 2053 yılında tek parti CHP döneminin zulümlerini hatırlatıyor olacağımızı iddia edenler olabilir. Ama hiç merak buyurmasınlar. Biz Allah ömür verir de hayatta olursak o gün yerimizi çoktan gençlere bırakmış eserleriyle iftihar edilenlerden oluruz inşallah. Değerli arkadaşlarım, her yıl çok anlamlı etkinliklerle idrak ettiğimiz Vakıflar Haftası dün itibariyle başladı. 12 Mayıs'a kadar sürecek hafta vakıf medeniyeti ve şehir temasını taşıyor. Vakıf medeniyetimizin şehirlere yansıması, mimariye, estetiğe yansıması, Osmanlı şehirlerinin vakıf kültürüyle şekillenmesi inşallah bir hafta boyunca etraflıca ele alınacak. Vakıf haftası vesilesiyle burada birkaç hususu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hükümet olarak vakıf geleneğine ve vakıf medeniyetimizin yeniden canlandırılmasına özel önem verdik. Son 10,5 yılda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye genelinde 2,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Yani 2 trilyon 6 trilyonluk yatırım gerçekleştirildi. 70 bin kişiye istihdam sağlandı. Yıllık ortalama 20 bin ihtiyaç sahibine el uzatıldı. En önemlisi 10,5 yıl içinde Türkiye genelinde Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nden Fatih Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Iğdır Ejder Kervansarayı'na, Diyarbakır Hazreti Süleyman Camii'nden Bitlis Eleman Hanı'na kadar 3750 eser onarıldı. Bunu Kültür Bakanlığı'nın onardıklarıyla da bir araya getirirsek 4000'i bulan tarihi eserlerimiz, vakıf eserlerimiz onarılmış durumda.
Dün Bakanlar Kurulumuzda bazı vakıflarımızı yakından ilgilendiren çok önemli bir mağduriyeti giderecek kanun tasarımızı da görüştük. 28 Şubat sürecinde her kesim gibi vakıflarımız da ciddi şekilde mağdur edilmişti. Bu süreçte 22 vakfa dava açıldı. Bu davalardan 20 tanesi sonuçlandı ve 9 vakfın kapatılmasına, 1 vakfın dağılmasına karar verildi. 10 vakıfla ilgili ise kapatma davaları reddedildi. Yani 28 Şubat süreci sonucunda 9 vakıf kapatılmış oldu. Örneğin Zöhre Ana Ali Sosyal Hizmet Vakfı kapatıldı. Örneğin Milli Gençlik Vakfı böyle bir dava neticesinde kapatıldı. Sahabe Eğitim ve Kültür Vakfı, Gebze Hizmet Vakfı, Davet Eğitim, Kültür ve Kardeşlik Vakfı bu şekilde kapatıldı. İşte şimdi bu mağduriyeti gidermek, bu antidemokratik uygulamaya son vermek amacıyla kapatılan bu vakıfların yeniden kurulmasına imkan sağlayacak bir tasarıyı meclise gönderiyoruz. Bu vakıflar hayatta bulunan kurucularının başvurması halinde adı ve amacı aynı olmak kaydıyla yeniden açılabilecek, yeniden faaliyetlerine başlayabilecektir. Bu kapatılan vakıfların taşınmazları Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tasarrufundaydı. Yasa tasarısıyla bu taşınmazlar mahkeme siciline tescilinden itibaren yeni vakıflara teslim edilecek. Ayrıca taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tasarrufunda bulunduğu dönem boyunca elde edilen kira ve satış geliri de bu yeni kurulan vakıflara iade edilecektir. Özellikle de binlerce öğrencinin elinden tutmuş, binlerce gence çatı olmuş, umut olmuş, aile olmuş vakıflarımıza hakkını teslim edecek bu uygulamanın hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz geçen hafta grup toplantımızın hemen ardından esnaf kardeşlerimizle son derece coşkulu bir toplantı gerçekleştirdik. Onlara çok önemli bir müjdeyi açıkladık. Dikkatinizi çekiyorum. 2001 yılında Halkbank zarar ettiği için kapatılması planlanan bir bankaydı. Bakın, zarar ettiği için kapatılması planlanan bir bankaydı. O kapatılması planlanan, kapısına kilit vurulmaya hazırlanan Halkbank'a şu an itibariyle ne değer biçiliyor biliyor musunuz? 13,5 milyar dolar piyasa değeri biçiliyor. 2001'de IMF baskısıyla Halkbank'ın 353 şubesi kapatılmıştı. Şimdi ise Halkbank ihtiyaç sebebiyle yılda 50 yeni şube açıyor. Nereden nereye? Bizden önce 11 milyar lira görev zararı olan, devlete ağır bir yük haline gelen Halkbank 2003 yılından beri hazineye 15 milyar lira kaynak aktardı. Ve Avrupa'nın da en hızlı büyüyen bankası oldu. Yolsuzluklar ortadan kalkınca işte varacağınız yer burasıdır. Bu iktidar yolsuzluk hortumlarını kesen iktidar olmuştur. Ve bu hortumlar artık halkımızın cebine bağlanmış ve onlar için imkan olmuştur. Esnafın, çiftçinin cebine bağlanmış, onlar için imkan olmuştur. 2002 yılında Halkbank'ın esnafımıza sağladığı kredi miktarı neydi biliyor musunuz? 153 milyon liraydı toplam. Peki bu rakam şu anda ne biliyor musunuz? 7,5 milyar lira. 153 milyon lira. 7,5 milyar lira lira.
Hala konuşuyorlar. Kimden devraldık biz? DSP, MHP, ANAP. Onlardan devraldığımızda işte Halk Bankası'nın durumu buydu. Şimdi durumu bu. Halk Bank'tan kredi kullanan esnaf sayısı 10 yıl önce neydi biliyor musunuz? 38 bin kişiydi. Peki şu anda ne? Şu anda 260 bin esnafımız Halk Bank'tan kredi kullanmış durumda. 38 bin, 260 bin. Esnafımızın kullandığı kredinin üst limitine bakıyoruz. Değerli kardeşlerim, o çok daha komik. En fazla kullanılan kredi 5 bin liraydı. O zaman. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 125 bin lira oldu. 5 bin lira nire? 125 bin lira nire? Ben bunu esnaf kardeşlerime özellikle hatırlatıyorum. Bakınız nerelerden nerelere geldik. Ve kaç esnafımız kredi kullanıyordu, şimdi kaç esnafımız kredi kullanıyor. Yatırım kredisi kullanma imkanını esnafımıza biz sağladık. Bunun da üst limitini nereye çıkardık biliyor musunuz? 250 bin liraya çıkardık. Yeter ki müteşebbis bir ruhla Halk Bankası'na müracaat etsin. Halk Bank'ın esnafımıza uyguladığı kredi oranı ise tam bir faciaydı. Halk Bankası aracılığıyla esnafımızın kullandığı kredilerin faiz oranı o zaman %47'ydi. Yani benim esnaf kardeşim %47 faizle Halk Bankası'ndan kredi kullanabiliyordu. Biz bu aranı %6,5 ile %7,8 aralığına kadar düşürmüştük. Şimdi geçen hafta Salı günü açıkladığımız müjdeyle bu faiz oranlarını daha da aşağı çektik. Sağ olasın. Nereye çektik? %4 ile %5 aralığına kadar gerilettik. Ve 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Halkbank esnaf kredilerine 1 yıla kadar olanlara %4, 1 yıldan uzun olanlara da %5 faiz uygulayacak. Banka ve kefalet kooperatiflerinin kesintilerini de önemli oranda azalttık ve istihbarat primi denilen o komisyonu da bundan sonra almayacak. Onu da tamamıyla kaldırmış olduk. Şimdi bugün de Ziraat Bankası kredilerinin noktasında çiftçilere güzel bir müjdemiz var. Değerli kardeşlerim, 2002 yılında görevi devraldığımızda Ziraat Bankası'nın görev zararı 19 milyar liraydı. Ziraat Bankası bırakın çiftçiye faydalı olmayı, ayakta dahi duramıyor, devletin hazinesine yani millete 19 milyar liralık fatura ödetiyordu. Göreve geldiğimiz andan itibaren manzara değişti. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 19 milyar lira görev zararı olan Ziraat Bankası 10 yıl içinde kamuya 20 milyar lira kaynak aktardı. Dün alıyordu, şimdi veriyor. Yani zarar bitti, banka kara geçti. 20 milyar lira da devlete, hazineye fayda sağladı. Ziraat Bankası 2002 yılında 28 bin çiftçiye 227 milyon lira kredi vermişti. Değerli kardeşlerim, burası çok çok önemli. 2012 yılında Ziraat Bankası, buraya lütfen dikkat edelim, 960 bin çiftçimize 19 milyar lira kaynak aktardı. Bakınız, dün 28 bin çiftçi, bugün 960 bin çiftçi. Dün ödenen rakam 227 milyon lira, şimdi ise
19 milyar lira kredi olarak verildi. Kime? Çiftçiye. Ey benim çiftçi kardeşim. Sizin emeğinizi kimler sömürdü? Sizin emeğinize kimler sahip çıkıyor? İşte belgelerle, rakamlarla her şey ortada. 10 yılda çiftçimize aktarılan kaynak, değerli kardeşlerim ne biliyor musunuz? 10 yılın tamamında 58 milyar lira. Şimdi geliyorum faize. Çiftçimizin Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredinin faiz oranı bizden önce neydi biliyor musunuz? %59. Halk Bankası'ndan daha fazla. O %47 ile esnafa kredi veriyordu. %59'da da Ziraat Bankası çiftçiye veriyordu. 2004 yılında biz sübvansiyon uygulamasını başlattık. Faizleri kademe kademe düşürdük. Ve en son çiftçiye kullandırılan faiz oranlarını çeşidine göre %0, %5, %9 aralığına kadar çektik. Şimdi bugünden itibaren Ziraat Bankası'nın çiftçimize uyguladığı kredi faiz oranını birer puan daha düşürüyoruz. Yani %9 olarak uygulanan kredi %8'e düşüyor. %5 olarak uygulanan kredi %4'e düşüyor. %0 olarak uygulanan kredi faizleri de aynen devam ediyor. Çiftçilerimize, üreticilerimize bu güzel gelişmenin de hayırlı olmasını diliyorum. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirler. Bildiğiniz gibi çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte CHP, MHP ve diğerleri, statüko partileri bu sebeple de çözümün önünde durmak için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Kızılcahamam'da istişare toplantımızın açılışında sizlere, tüm katılımcılara, aziz milletimize 1999 yılındaki süreci hatırlatmıştım. Bakın, bu konu üzerinde dikkatle, hassasiyetle durmak zorundayız. CHP'nin, MHP'nin, diğer statüko partilerinin gözünde bildiğiniz gibi millet bidon kafalıdır. Göbeğini kaşıyan adamdır. Bunlar milleti balık hafızalı zanneder. Bunlar milletin hemen her şeyi unuttuğunu zanneder. Millete bu nazarla baktıkları için de dün en güçlü şekilde savunduklarının bugün karşısında dururlar. Şimdi biliyorsunuz CHP Genel Başkanı kısa süre içinde yaptığı onca U dönüşü sayesinde milletimiz tarafından çarkçıbaşı olarak vasıflandırıldı. Ancak MHP Genel Başkanı çarkçılık konusunda sağ kulvardan CHP Genel Başkanı'nı ciddi ciddi zorluyor. Bakın, Kızılcahamam konuşmamızda MHP Genel Başkanı'na bazı çok önemli sorular yönelttik. Şu saat itibariyle MHP Genel Başkanı'ndan sorularımıza henüz bir cevap gelmedi. Bir kere MHP Genel Başkanı'nın bu çelişkisini, bu çarkını biz tekrar tekrar hatırlatacağız. MHP Genel Başkanı'nın şu son çözüm sürecinde ne kadar samimiyetsiz, ne kadar ilkesiz bir duruş sergilediğini kamuoyu ile milletimizle tekrar tekrar paylaşacağız. 1999 sürecini hatırlatarak, o süreçte yaşananları hatırlatarak MHP Genel Başkanı'nın maskesini düşürmeye devam edeceğiz. Bakın değerli kardeşlerim, 1999 yılında DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti döneminde devletin kurumları İmralı ile görüşmeler yapmış, ardından da İmralı teröristlerin ülke dışına çıkması için çağrıda bulunmuştu. Dikkatinizi çekiyorum. Bugün istihbarat örgütümüzün İmralı ile görüşmesini kıyasıya eleştiren, bizi ihanetle,
bizi bölücülükle itham edecek kadar dengesini yitiren MHP Genel Başkanı 1999 yılında hükümetin ortağıdır. Başbakan yardımcısıdır. MHP'ye gönül veren kardeşlerimin, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin bunu bilmesi, bunu hatırlatması gerekiyor. Bütün teşkilatımızın MHP'li kardeşlerimize, MHP tabanına bunu açık açık anlatması gerekiyor. O gün İmralı'yla görüşmeleri yapan MİT müsteşarıyla ben de çalıştım. Bunları kendisinden hep dinledim. Bunlara biz yabancı değiliz. Ama milletimin bunu bilmesi lazım. MHP'ye gönül veren, CHP'ye gönül veren de bunu bilmesi lazım. Ki bu süreç yeni başlamış bir süreç değil. Ondan daha önce aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkilileri de bu tür görüşmeleri yapmıştır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Dolayısıyla burada kimse kalkıp da bize çalım atmaya kalkmasın. Biz bunları hep biliyoruz. Bunların hepsi kayıtlarda mevcut, belgelerde mevcuttur. Yapılan yeni bir iş değildir. Ve olağanüstü bir durumda değildir. Bunların zaten yapılması gerekir, olması gerekir. Bir hükümetin, devleti yönetenin de bunları yapmasından daha tabii bir şey olamaz. Bugün nasıl devletin istihbarat örgütü İmralı ile görüşüyorsa, o günde devletin kurumları İmralı ile görüşmüş ve bir sonuca ulaşmıştır. Tekrar ediyorum. Eğer MHP Genel Başkanı hükümetin ortağı olduğu dönemde yapılan bu görüşmelerden habersizse o daha da vahimdir. Benim haberim yoktu diyene sorarlar. Sen o hükümette bostan korkuluğu muydun? Bu soranlar. Biz de Osmaniye ile gurur duyuyoruz. Payanda mıydın? Vitrin süsü müydün? Neydin? Üstelik o dönemde teröristler ülke dışına çıkarken adeta süreci bozmak için sabotajlar yapılmıştır. Terör örgütü en zayıf zamanında olduğu halde tamamen bitirmek için çaba sarf edilmemiş. Tam tersine terör örgütüne adeta yeniden palazlanması için fırsat tanınmıştır. AK Parti iktidara geldiğinde de o yeniden palazlandırılan terör örgütü ilginç bir şekilde eylemlerine devam etmiştir. 1999 süreci için üç maymunu oynayan Bahçeli, o gün kuzu kesilen Bahçeli şu anda kükreyen aslan rolleri kesiyor. Sayın Bahçeli, 1999'da neden kükremedin ya? 1999'da neden ihanet var diye ortalığı velveleye vermedin? Neden hükümetten çekilmedin? Madem İmralı ile görüşmek senin dilinde ihanettir, bölücülüktür de o zaman 1999'da sana göre ihanete, bölücülüğe niye ortaklık ettin? Şimdi değerli arkadaşlarım, biz CHP ve MHP'nin onlarla birlikte bazı emekli siyasetçilerin İşçi Partisi'nin yediği haline geldiğini ifade ettik. Türkiye genelinde yapılan eylemlere bakın. CHP'nin, MHP'nin, İşçi Partisi'nin iş işe geçtiğini, omuz omuza eylem yaptığını görürsünüz. Bunların hepsinin belgeleri elimizde mevcuttur. MHP il başkanları ile İşçi Partililerin aynı eylemde, aynı karede poz verdikleri fotoğraflar elimizde mevcuttur. Biz bunu hatırlattığımızda MHP Genel Başkanı yargıya müdahale etmemizi, İşçi Partisi'nin genel başkanının Silivri'den çıkarılmasını bizden istiyor. Değerli milletvekili arkadaşlarım, önceki günde ifade ettim. Suriye'de zaten son derece trajik bir boyutta olan durum, en son Banyas'ta yapılan soykırım girişimiyle tahammül edilemez bir seviyeye ulaştı. Banyas'tan gelen haberler, gelen görüntüler, manzaranın gerçekten içler acısı bir durum arz ettiğini gösteriyor. Kayıpların miktarı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak görgü tanıkları 250 ile 1000 kişi arasında masum sivilin
katledildiğini ifade ediyor. Katledilenler arasında sokakta abisinin yanında, anne babasının yanında kurşuna dizilmiş çocuklar var. Belki o resimleri gördünüz. Katledilenler arasında çocuğunun gözü önünde kafasına kurşun sıkılmış anneler, babalar var. Toplu halde yakılmış insan görüntüleri var. Banyas'ta göreni insanlığından utandıracak derecede acı bir manzara var. Bakın, her kim alınırsa alınsın, hangi CHP'li yönetici alınırsa alınsın, hangi ülke alınırsa alınsın, şunu açık açık ifade edeceğim. Kalbinde zerre kadar merhamet olan bir insan böyle bir katliam yapamaz. Kalbinde zerre kadar inanç olan bir insan bu çocuklara böyle kıyamaz. Emin olun, insanım diyen biri böyle bir vahşete ortak olamaz. Hele altını çizerek ifade ediyorum. Kerbela acısından yüreğinde zerre miskal taşıyan, kalbinde zerre miskal Ehl-i Beyt sevgisi olan biri böyle bir vahşet sergileyemez. Böyle bir vahşetin arkasında duramaz, bunu görmezden gelemez. Banyas'taki manzara en az Kerbela'daki kadar acıdır, katiller de en az Yezid kadar alçaktır. Hasan'a, Hüseyin'e, sevgili peygamberimizin o güzel torunlarına ölümü layık görenleri Yezid ilan edenler, burada onların izinden giden o Müslümanlara, o yavruları şehit edenleri niçin Yezid ilan etmiyorlar? Onlar da birer Yezid'dir. Onlar da birer Yezid. İnanın, Baba Esed bunu yapmadı. Ve bu kadarını asla beceremedi. Şimdi bugün burada bir şey açıklıyorum. Hama Humus katliamında İmam Hümeyni o katliamı yaptı diye Baba Esed'i huzuruna kabul etmedi. Ve aylar sonra, neden sonra kabul etti. Peki şimdi aynı makamı devam ettirenlere de sesleniyorum. Acaba daha ne kadar sizler bu katliama göz yumacaksınız? Suriye'nin gayrimeşru rejimine destek veren örgütler, Suriye'nin gayrimeşru rejimine arka çıkan devletler, özellikle de Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi bu vebalin altından kalkamazlar. Bu katliamı, bu insanlık dışı manzarayı mezhep dayanışması adına, konjonktür adına, uluslararası çıkarlar adına görmezden gelenler bu ağır vebalden kurtulamazlar. Ağzında emzik olan bebeğe kurşun sıkılıyor. Dengeler adına bütün dünya buna sessiz kalıyor. Ben o fotoğrafta o yavruların üst üste şehit edilmiş halini görünce adeta çılgına döndüm. Ama demek ki diğerlerinin böyle bir derdi yok. Batsın sizin uluslararası siyasetiniz. Böyle vicdansız siyaset olmaz olsun. Şunu da burada ifade etmek durumundayım. İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısı, o da asla kabul edilemez. Hiçbir gerekçe, hiçbir bahane bu operasyonu mazur gösteremez. Bu saldırılar Esed'in eline, gayrimeşru Suriye rejiminin eline altın tepsi üzerinde sunulan kozlardır, fırsatlardır. Nitekim Esed İsrail saldırısını bahane ederek Banyas'taki soykırımın üzerini örtme gayreti içindedir. Golan Tepeleri için bırakın bir damla kanı, bir damla ter dökmeyen Esed'i İsrail'in bu operasyonları dahi
kurtaramaz. Önceki gün de ifade ettim. Banyas'taki çocukların arşı inleten feryadı inşallah Esed'in sonu olacaktır. Uluslararası toplumun, özellikle İslam dünyasının yanı başımızda yaşanan bu soykırım girişi karşısında uyanmasını, derhal somut çözümler üretmesini bekliyoruz. Güvenlik Konseyi derhal toplanmalı. Arap Ligi toplanmalı. Ve bu konuda uygulayıcı kararlar almalı. Banyas'taki soykırım girişimini derhal gündemine almalı, somut tedbirler üretmelidir. Esed'in yolcu olduğu artık çok net olarak anlaşılmıştır. Ancak bu caninin gider ayak arkasında daha büyük trajediler bırakması mutlaka önlenmelidir. İşte şu anda biliyorsunuz füzeler de kullanıyor. Birçok bombaları rahatlıkla kullanabiliyor. Banyas'ta katledilen kardeşlerime ben Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Suriyeli kardeşlerimize sabır temenni ediyorum. Unutmayın, sabreden zafere ulaşır. Suriye inşallah zafere ulaşacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, cumartesi günü başlayacak mübarek üç ayların ülkemiz, milletimiz, özellikle İslam dünyası için, tüm insanlık için barışa, huzura, adalete ve berekete vesile olmasını diliyorum. Sizlere de meclis çalışmalarınızda başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Grup Başkanımıza.